Doğanın tüm güzelliğinin köklü bir kültürel mirasla buluştuğu yerden, Gölbaşı'ndan merhaba. Burası, günümüzde 122 bini aşan nüfusu, 1475 kilometre karelik yüz ölçümü ve iki güzel gölüyle büyüyen ve büyüleyen Ankara'nın Gözde ilçesi. Farklı sanayi kollarına ev sahipliği yapan, önemli üniversiteleri ve kolejleriyle eğitim ve öğretimin geleceğe filizlendiği, önce Ankara'yı, sonra ülkemizi tüm sıcaklığıyla kucaklayan Gölbaşı. Geçmişten kalan emanet, geleceğe bırakılacak medeniyet. Gölbaşı, tarih boyunca Hitit, Frig, Pers, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarını ağırlarken, yükselen Türkiye'nin gelecekteki medeniyet yolunu da bugünden adımlıyor. Tarihin izini süren arkeolojik kazılarda elde edilen çeşitli medeniyetlere ait toplamda 189 parça tarihi eseri Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergiliyor. Heybesini bu denli benzersiz değerleriyle dolduran Gölbaşı, tarihi mimarisi, geniş mutfağı ve nadide el sanatlarıyla uçsuz bucaksız Anadolu kültürel mirasını tüm dünyayla tanıştırıyor. Özel işlemesiyle el sanatları ustalığının eşsiz bir örneği ve yörenin önemli bir kültürel geleneği olan Mogan bıçağı, ustaları tarafından büyük bir tutkuyla üretiliyor, ulusal ve uluslararası platformlarda sergileniyor. El emeği göz nuru bir el sanatı örneği olan yumurta kabuğunu oyma sanatı da dünyaya Gölbaşı'ndan ulaşıyor. Ustalar en özel işçiliklerini zengin motifleriyle yumurta kabuklarında işliyor. Bunun gibi birçok el sanatı Gölbaşı'nda varlığını sürdürüyor. Anadolu kültür coğrafyasının önemli bir kültürel geleneği, geleneksel çömlek üretimi ise çamuru ve geçmişten aldıkları birikimi sanata dönüştüren birbirinden yetenekli ustalarıyla işlerlik kazanıyor. Gölbaşı lezzetleri paylaştıkça artıyor. Gölbaşı, kendine özgü baklavası, höşmerimi ve diğer lezzetleriyle Anadolu mutfağına lezzet çeşitliliği getiriyor. Bölgenin çok kültürlü geçmişine güzel bir örnek Hallaçlı Konağı. Hallaçlı Konağı, eşine az rastlanan mimarisi ve geçmişten günümüze dek korunan dokusuyla Gölbaşı'nın kimliğinin özel bir parçası olma niteliğini koruyor ve ziyaretçilerini tarihi bir doku içerisinde misafir ediyor. Doğanın içinde, göllerin merkezinde. Doğanın sunduğu emsalsiz güzelliklerle iç içe yaşayan Gölbaşı, doğal hayatın kusursuz işleyişinin olduğu gibi izlenmesine olanak sağlıyor. Güneyinde Mogan ve kuzeyinde Eymir göllerinin çevrelediği Gölbaşı, havza alanında bulunmasından dolayı doğal zenginliklerin ve biyolojik çeşitliliğin kaynağı olma özelliğini taşıyor. Mogan Gölü'nün iki yakası, birbirine kavuşamayan aşık iki çobanın hikayesini doğaya fısıldıyor ve doğa, kan kırmızısı bir cevap veriyor. Sevgi çiçeği. Mayıs ve Haziran aylarında açıp yalnızca bir ay canlı kalan, en az hikayesi kadar güzel ve özel olan
dünyada yalnızca gölbaşına bağlı Hacı Hasan Köyü yakınlarında yetişen sevgi çiçeği, çarpıcı mor kırmızı rengiyle eşsiz bir güzellik sunuyor. Mimarisini bizzat doğanın üstlendiği bir fenomen olan mağaralar, gölbaşının doğal güzellikleri arasında yerini alıyor. Halen sürdürülen bilimsel araştırmaların ardından ortaya çıkarılacak yeni mağaraların yanı sıra, 1992 yılında gün yüzüne çıkarılan Tulum Taş Mağarası, ilgi çekici atmosferiyle doğanın ihtişamını gözler önüne seriyor. Ankara Taşı olarak da bilinen Andezit Taşı, gölbaşının önemli yeraltı kaynaklarından sadece biri. Oldukça sağlam yapısıyla geniş bir kullanım alanı olan Andezit Taşı, gölbaşından çıkarak ülkemizin doğal kaynak kullanımına güç katıyor. Kuşların uğrak noktası. Adeta bir kuş cenneti olması sayesinde doğal bir kuş gözlem alanı olan gölbaşı, bilimsel araştırmalara da konu oluyor. Mogan Gölü, içerisinde flamingo, gri balıkçıl gibi özel türlerle birlikte Türkiye'de yaşayan 456 kuş türünden 201'ini barındırıyor. Dünya Kuşları Koruma Kurumu tarafından geliştirilen bilimsel kriterlere göre Mogan Gölü, Türkiye'deki 184 önemli kuş alanından biri sayılıyor ve 150'den fazla kuş türünü yılın farklı dönemlerinde misafir ediyor. Gölbaşının tüm bu doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerine gelecek nesillerin de tanık olması, sayısız canlının neslini sürdürebilmesi adına yapılacak çalışmalarla Avrupa'nın en büyük, dünyanınsa ikinci büyük doğa temizleme projesi hayata geçiriliyor. Ankara bu projenin sonunda pırıl pırıl bir göle ve plaja sahip olurken doğal yaşam da korunmuş oluyor. Bir yeri güzel kılan, orada yaşayan mutlu insanlarıdır. Bu da doğanın ve kültürün uyumlu birlikteliği sayesinde sağlanır. Mutlu insanları, muhteşem doğası ve kültürel mirasıyla gölbaşı sizi mutluluğa ve huzura davet ediyor.